Merhaba canlarım. Antalya'dan sevgiler, selamlar sizlere. Bugün ne yapıyorum? Portakallı kek yapıyorum arkadaşlar. Bugün biz kahvaltı ederken karşı boş bahçede eski yöneticinin arkadaşların eşi ve hanımı orada bir işler yaptılar. Pişi yaptılar. Bir hayır için olduğunu anlamıştık zaten biz de. Eşim sonra gitti yanlarına. Meğersem komşumun annesi ölmüş, vefat etmiş. Şimdi ben de bir kek yapacağım. Oraya başsağlığına gideceğim. Dün bir arkadaşım, başka bir arkadaşımla konuştum arkadaşlar. Dedi ki ben de dedi şeyden geldim dedi. Komşudan başsağlığından geldim. Ay ne cesaret dedim. Hastalık var dedim. Nasıl gidiyorsun? Başsağlığına falan. Taziyeye yani. Ay dedi işte komşu mecburen gittim. Vallahi şimdi ben de mecburum. Çünkü sevdiğim bir arkadaş. Onun için ona bir tepsi şey kek yapacağım. Malzemelerimi tanıtayım arkadaşlar. Bunlar çırpıcılarım, şeylerim, malzemelerim. Bundan yumurta beyazını çırpacağım arkadaşlar. Şöyle çevireceğim, dökülmeyecek hale gelecek. Öyle. Bu kek kabım arkadaşlar. Kek şeyim. İşte anlayın kek kalıbım. Fazlası gelirse bunlar da kek kalıplarım arkadaşlar. Bunlar da eşim bana da yap dedi. Bunlara da biraz katacağım hangisi olursa. Olması küçüklere böyle. Bunlar da kek kalıplarım. Bunlara katacağım. Birkaç tane ona da yapacağım. Başka bir şeye koyarım. Folyoya falan koyar şey yaparım. Fırınlarım. Öyle de yaparım. Şimdi bunlar benim malzemelerim. Bunları böyle bir kenara koyayım. Unumu 3 defa eledim arkadaşlar. Bu portakallı kekin özelliği unu 3 defa elenecek. Bu yoğurt arkadaşlar. 3 kaşık yoğurt. Dünden ben buna limon sıktım arkadaşlar. Limon sıkılacak. Dünden hazırladım. 3 yumurta. Beyazını çırpacağım iyice. Mikserleyeceğim şununla. İyice çırpacağım. Bunun içine de sarılarını tek tek katıp o şekilde. Yarım zeytinyağı değil de sıvı yağ. Bu yarım sıvı yağ. Zeytinyağı katılmaz keke arkadaşlar. Ağır gelir. Kaldırmaz, kabartmaz. Ondan sonra portakal suyum. Bu en üstüne bundan atacağım arkadaşlar. Neydi bunun adı ya işte. Simitleri atılır ya. Bir de şey kabartma tozuyla şeyi unutmuşum. Onu da getireyim arkadaşlar. O da lazım tabii ki. Kabartma tozu katacağım bir tane. Bir tane de vanilin katacağım. O. 2,5 bardak da bununla şey arkadaşlar. 3 defa elenmiş un. Kaşığımla böyle şey yapacağım. Ölçeceğim. Kaşığımla ölçeceğim. 2,5 bardak. Yavaş yavaş yedireceğim kabıma. Öyle. Kabım da bu arkadaşlar. Altındaki de kabım olacak. Öyle çırpacağım. Ben çırpayım, hazırlayayım. Geliyorum. Şimdi bir de şeyleri getireyim. Kabartma tozu ile vanilimi de getireyim arkadaşlar. Eksiğim olmasın. En önemlisi yumurtalar arkadaşlar. Yumurtalar beyazı sarısından ayrılacak. Beyazlar iyi çırpılacak. Bembeyaz olacak. Sarılar da iyi çırpılacak. Birlikte tek tek koyulacak. Öyle. Hallederiz bakalım. Olduğu kadar arkadaşlar. Böyle bir kek yapacağız. Portakallı kek. Yalnız bunun tarifi çok güzel. Benimki nasıl olur bilmem yani. Şekeri unutmuşum arkadaşlar. Şekeri de getirdim. Bir bardak da şeker bununla birlikte. Çırpılacak tabii ki.
Böyle işte. Buna da yumurtamı koyacağım. Bu şekilde. Bunlar kabartma tozumla bir tane vanilyum. Bu limonlu yoğurdum. Şimdi bunu mu şöyle bir kenara koyayım. Nasıl olsa 3 defa elenmiş o. İlk önce yumurtamı bir şey yapayım arkadaşlar. Bunu iyice bir çırpayım ben. Yumurtamı çırpayım. Biraz zahmetli ama güzel. Bu keki benim gelinim getirdi arkadaşlar. Çok güzel, çok beğendim. Tarifini de aldım kendisinden. Bir de ben deneyeyim bakalım dedim. Yani kek deyince basit gelir bana. Ama pasta gibi arkadaşlar. Kek gibi değil, pasta gibi bir şey oluyor. Öyle güzeldi ki. İnşallah benimki de öyle olur. Yüzü de güzel kızarmıştı. Altı da güzel kızarmıştı. Öyle olunca güzeldi vallahi. Harika bir şey oldu. Şimdi şu sarıları değmeden beyazlarını akıtayım. Sarılarını yarmadan akıtırsam güzel. Yeter bu kadar. Şimdi şöyle arkadaşlar. İyice çırpacağım ben canlarım. Beyazlaşması gerekiyor. Bunun özelliği o beyazlaşmaya başladı arkadaşlar. İnanın ama kollarım söküldü. Bu mikserle bile zor oluyor. Tek tek bir de sarıları yedireceğim. Ondan sonra öbür şeylerle birleştireceğim. Malzemelerle gösteririm size. Bakın arkadaşlar, bembeyaz oluyor böyle. Köpük köpük bembeyaz. Sadece ak bu. 3 tane de yumurta sarım var. Tek tek katacağım. Onları yine çırpacağım arkadaşlar. Ondan sonra da bunda malzemelerimi birleştireceğim. Bununla. Şekerimi, yoğurdumu. Onları hep bir çırpacağım çırpıcımla arkadaşlar. Hep bir çırpacağım çırpıcımla. Aşama aşama göstertirim size. İlk defa gelirimden bir tarif aldım arkadaşlar. O da çok güzel pastalar yapar. Belki ileride beraber yaparız. Yine bir kızım var, Almanya'dan gelecek arkadaşlar. Birlikte pasta yapacağız. Kendisi Adanalıymış. Allah izin verirsin. Yaptığı pastaları yayınladım arkadaşlar. O da çok güzel pastalar yapıyor canım benim. Heyecanla bekliyorum onun gelmesini de. Allah izin verirse yazın görüşeceğiz. Şimdi ben bunu böyle tek tek çırpıyorum arkadaşlar. Müzik
öyle ediyorum. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Haşır kuşur. Aşama aşama göstereyim. Bence yeter artık arkadaşlar. Yoruldum ben. Bu şekilde oldu. Bu şekilde. Koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emeğini ben verdim, bereketini sen ver ya Rabbi. Benim ana, benim elim değil Fadime anamızın eli. Annem öyle söylerdi. Rahmetli annem. Neroş'uma da buradan başsağlığı diliyorum arkadaşlar. Zaten birazdan gideceğim. Kekin pissin de baş sağlığına gideceğim canlarım. Şimdi yumurtalarımı çırptım. İyicene çırptım arkadaşlar. Bu böyle iyi çırpılması lazım. Ama kollarım söküldü. Şeyli olduğu halde. Ondan sonra şimdi bir bardak şekerimi katıyorum canlarım. Unumu yine şeyin içine katıyorum. Unumun içine katıyorum. Çünkü oradan 2,5 bardak un alacağım sonra. Şimdi ben bunları bir çırpayım arkadaşlar. Şu şey de dökülüyor. Ben çay salladıkça. Portakal suyum da dökülüyor. Şimdi ben bunu bir çırpayım canlarım. Şöyle. Şöyle bir çırpayım. Sürekli aynı yönde çırpılacakmış arkadaşlar. Bir öyle bir böyle çırpılmayacakmış. Allah ne bileyim vardır zahmet sebebim. Bu şekilde şekerle çırptım iyice. Sizi biraz kapatayım da ben biraz çırpayım. Az olur. Şimdi biraz çırptım canlarım benim. Bu ses çıkartıyor. Onun için değiştirmem lazım. Ses çıkartmayan çırpıcımı alacağım. Böyle. Şimdi yoğurdumu vereyim. Portakal suyumu vereyim. Yarım bardak yağımı vereyim. Kızartmalık yağ. Zeytinyağıyla sakın kek yapmayın. Yapılmaz çünkü. Öyle işte arkadaşlar. Yoğurda limon sıktım ya, kabartma tozu atmış gibi kabardı arkadaşlar. O püf noktasıymış bunun. Ben de size öğreteyim. Şimdi unumu alayım arkadaşlar. Üç defa elenecek kek unu. Öyle güzel olurmuş canlarım. Sizin de aklınızda bulunsun. Bu bir, arkasına da yapışmış, içine koydum ya. Şunları da katayım. Unumun üstüne de çırpıyorum arkadaşlar. Bu kabartma tozu, bu vanilin. Vanilin de, şekerli vanilin diyor, onu da çırptım. Ondan sonra biri aldık. Şu biri de doldurayım. Biraz çırpayım. Ondan sonra onu edeyim arkadaşlar. Yavaş yavaş vereceğiz. Şimdi bunu bir çırpayım ben arkadaşlar. Yavaş yavaş yedireceğiz. Sürekli aynı yönde çevireceğiz. Bir bardak şeker. 3 kaşık yoğurt.
yarım limon suyu yoğurdun içine arkadaşlar. Ne güzel kabarıyor. Şimdi bir tane daha arkadaşlar. Bir de yarım edeceğim. Onu da doldurayım mı? Ben bunu ederken bir gideyim şeyi açayım geleyim. Fırınımı açıp geleyim arkadaşlar. Yoksa sıcak olmaz. Şimdi kekimi çırpıyorum arkadaşlar. Ocağımı yaktım geldim. Fırınım ılınsın ısınsın. 180 dereceye ayarladım arkadaşlar. Altını üstünü aynı anda pişirecek. Şimdi 2 bardak döktüm onu. Onu yavaş yavaş yedirdim arkadaşlar. Çırpıyorum. Yarım bardak unum daha var. Onu da çırpacağım arkadaşlar. Onu da koyacağım. Ölçüler tam arkadaşlar. Bana verilen ölçüler bu. Ve şekil de bu. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. İstediğiniz kalıpta yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Yalnız bunun bir de özelliği var. Bundan üstüne atılacak. Neydi bu ya işte. Susam susam. Benim adam olsaydı hemen yetiştirirdi. Susam. O da susam arkadaşlar. Arkadaşlar benim hiç büyük konuşmam gelmiyor. Hemen başıma veriyor. Başkalarını bilmem de çok dikkat ederim o yüzden konuşmalarıma. Dün işte arkadaşıma dedim ya ne cesaret. Şu hastalıkta başsağlığına gidiyor. Bak anında verdi başıma. Benim de yine aynı komşum. Ve de gitmek zorundayım. Bana burada en sıcak davrandılar. Eşi de çok iyi insandı. Yöneticiydi. Şimdi yöneticimiz de çok iyi. Nuray Hanım. Benim arkadaşım. Eşi de orada duruyor sağ olsun. İyi insanlar. Burada iyi insan çok arkadaşlar. Teyze hastaydı zaten. Bildik bileli hastaydı. Allah korktuğundan kurtarmış. Başsağlığına gitmem gerek. Gideceğim de. Bugün yemeğim falan vardı zaten. Bu bir tane yufkam kalmıştı hazır arkadaşlar. O. Bir de kek yapacaktım. Eşim istedi. Çok hoşuna gitti. Gelinimiz getirdi. Yedik o gün. Şimdi bunlara da ayıracağım. Bunları eşime yapacağım. Bunu arkadaşıma götüreceğim. Paylaştıracağım. Herkes hakkını yesin. Afiyet olsun. Bu kadar arkadaşlar. Fazla sallamaya gelmez. Şimdi ben buna vereyim. Hakkını vereyim. Sen biraz böyle dur da şunları akıtayım ben biraz. Azar azar akıtayım. Kalanını da sana vereceğim. Eşim iki tane yer, ben bir tane yerim arkadaşlar. Sadece de tadına bakayım diye. Yoksa. Ama ben keki fazla şey yapmam da arkadaşlar. Bu kek gibi değil. Başka bir pasta gibi yani. Şu sıyırtma şanına bir sıyırayım güzelce. Hiçbir şey kalmaz arkadaşlar. Kekleri. Hamurlar pek güzel sıyırıyor. Bunları yapanlardan Allah razı olsun. Her türlü aracımızı da alırız inşallah. Her şeyi de kullanırız. Pek severim Hacat'ı arkadaşlar. Rahmetli annem Hacat der. Hepsine de yetti. Herkese yetti arkadaşlar. Herkes hakkını yer. Böyle işte. Bunlar kalıplarım. Bu da böyle kalıbım arkadaşlar. Bu kadar çıktı. Bu şey ölçüde. Buraya versek çok kalın olur.
Vallahi böyle daha iyi oldu. Ha, şundan edecektik değil mi? Unuttum bak hele bak. Bir de bundan serpeceğiz arkadaşlar. İyi ki de unutmadım. Onu orada görmesem unuttum bittiydim arkadaşlar. Bu çok güzel oluyor. Annem de yapardı rahmetli. Keklerin üzerine bundan serperdi. Üstü de güzel kızarıyor. Güzel oluyor yani. Değişik, lezzetli bir şey oluyor. Çıkınca ben yine göstertirim size arkadaşlar. Şöyle yakından alayım. Durum bu arkadaşlarım. Bu portakallı kek. Görüşmek üzere. Bir tane yufkam vardı. Onunla da börek yaptım arkadaşlar. Akşama çayla içeriz. Öyle işte. Keklerim de pişiyor. Başında bekliyorum. Onu başında beklemek gerekiyor arkadaşlar. Güzel kızarması için. Kızarması çok önemli arkadaşlar. İçi sapsarı oluyor. Yüzü güzel kızarırsa. Altı da güzel kızaracak. Üstü de önem vereceksin. Onun için onun başında bekliyorum. Şimdilik görüşmek üzere sizlerle. Bunlar bizim yiyeceğimiz kekler arkadaşlar. Bunlar da pişti. Böyle. Bunu tavada pişirdim arkadaşlar. Tüp çok, aman elektrik çok geliyor diye pişirmiyorum şeyde. Bak bu çok kolay çıkıyor, görüyorsunuz. Nasıl güzel kolay çıkıyor bak. Çok kolay çıkıyor. Bak altı bile güzel kızarmış, görüyorsunuz. Bak ne güzel. Sapsarı içi arkadaşlar. Bunun içi sapsarı oluyor. Çok güzel. Acayip güzel kek oluyor bu. Yani kek gibi demeyeyim de pasta gibi oluyor. Bak bu da öyle. Çok güzel çıkıyor. Bu da aynı. Altına bunu koydum da ettim arkadaşlar. Şeyde fırında. Görünmüyor değil mi? Şunu şöyle. Aa, görünmüyor vallahi. Böreğimi de tavada yaptım arkadaşlar. O da güzel pişti. Geçenki harcımdan kalmıştı. Ondan yaptım. Isırgan otlu arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Isırgan otunu yalnız hamileler yemesin arkadaşlar. Özürlü çocuğu olma olasılığı oluyormuş. Isırgan otundan hamileler yemesin. Aman dikkat edin. Kekim de pişti arkadaşlar. Böyle. Böreğimiz de böyle. O büyük keki komşuya götüreceğim. Şu küçük keklerle börek bizim olacak. Akşama çayla içeceğiz. Eşime bir tabakta yemeğim var. Ben yemek canım istemiyor ki. Pasta börek yiyeceğim. Şimdilik iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Sevgiler, selamlar hepinize. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Hoşça kalın arkadaşlar.